Merhaba arkadaşlar, size süper bir kombin yaptım. Bugünkü kombini üstündeki Revit Vertex Air Mount'la sunacağım. Bu mont, bu kask ve bu eldivenlerle gerçekten hoş oluyor ve bu takımı alan arkadaşlar çokça var. Biz de öneriyoruz zaten, hani hem renk hem montun dayanıklılığı, kaskın güzelliği ve renklerinin bu monta çok iyi olması. Hoş, daha farklı bir kask sunulabilir miydi? Evet, ama bence bunun renkleri ve yapısı hoş olduğu için bununla sunuyorum. Yoksa hani Shoei GT Air de alınabilir bunun üstüne, Shoei QVest de alınabilir, Shoei NXR de alınabilir, onlar da kullanılabilir. Givit Tridion 50.5, Tridion kaskları zaten biliyorsunuzdur, polikarbon bir yapısı var. Ön tarafında hava kanalları var, burun pedi var, çene pedi var, ön havalandırma kanalı var ve mikrometrik bir bağlantısı var. Altta kırmızı bir tane pin var. Bu pini arkaya doğru ittiğiniz zaman güneş vizörü açılıyor. Üst havalandırma kanalları gayet iyi. Arka hava çıkış kanalları hemen spoiler ile beraber birleşik şekilde yapılmış ve o kafanızın sarsılmasını engelliyor. Altındaki kısım, şu kısım, o da hani rüzgar salınımını en aza indirgenmesi için yapılmış. Üst hava kanalları elle idare ediliyor. Ön hava kanalı elle idare ediliyor. İç petleri de çıkabiliyor. İç petleri rahattır, kullanımı kolaydır. Bu kaskı önerebilirim bununla. Gerçekten güzel gidiyor. Zaten bir tane de yani dışarıdaki videoyu göreceksiniz şimdi. Kademeli açılan camı var, onu da unutmayın. Bakış açısı da geniştir. Dediğim gibi Shoei, QVest, NXR alacağınız motora göre isterseniz Sport Naked veya isterseniz Enduro'yu alın veya Enduro montu, hani bunun yerine Rika'nın Airstream'ini alın, Discovery'sini alın. Onlardan da kullanabilirsiniz. Bunun yanında bir tane eldiven sunacağım. Bu eldivende Chevron 2. Chevron 2'yi daha önceden sunmuştum ben. Nasıl bir eldiven olduğunu yaklaşık biliyorsunuz, biliyorsunuzdur umarım. Bu hani baharlık bir eldiven, yazlık bir eldiven. Niye? Çünkü üstünde hani bu deri olmasına rağmen üstünde birçok delik var. Bu delikler hava almasını sağlıyor, elinizin biraz daha ferah ve rahat kullanımını sağlıyor. Fazla da terletmiyor. Deri olduğu için hani eklem yerlerinde de ufak soft korumalar koymuşlar, baş parmağına soft koruma koymuşlar. Şu kısmına, şu bilek kısmına sert bir koruma koymuşlar. Yumruk korumaları gayet güzel. Yüksek kapanan bir eldiven olduğu için bu hani bileğinize kadar sizi koruyacaktır. Bileğinin iki tarafında şu şekilde koruma var. İçi de tamamen deri ve bileğinde tekrar cırt cırtı var. Bunlarla beraber sunabileceğim Chevron 2 eldivendi. Üstündeki monta geçeyim. Üstündeki montun tabii ki yani dirsek ve omuz korumaları var. Önünü açtığınız zaman zaten hani hava alabilir yapıda olduğu için delikli yapılmış. İç tarafı da tamamen delikli. İsterseniz astar takabiliyorsunuz, bir rüzgarlık takabiliyorsunuz içine. Ona uygun da şurada fermuar var. Bu tarafında bir tane cebi var. Dediğim gibi dirsek ve omuz korumaları var. Sırtında bir koruma yok. Sırtındaki korumayı sizin almanız gerekiyor. Çoğunlukla sırt koruması ile beraber gelmiyor zaten. Bunun altına T90 pantolon alabilirsiniz. İsterseniz kendi motorunuza göre Madra, Ilgaz, City, Havik bir pantolon alabilirsiniz. Gün içinde de yani onun mavisinden alırsınız, mavisinden kullanabilirsiniz. Gün içinde kullanacağınız için içindeki korumaları çıkartabilirsiniz. T90'ın Pirate'ini alabilirsiniz. Onun da içindeki korumaları çıkartabilirsiniz. Ama tabii ki Kevlar koruması kalacaktır. Onu hani gün içinde kullanırken dediğim motorun üstünden indiğiniz zaman diyorum. Onu kullanabilirsiniz. Rahatlıkla da her yere gidebilirsiniz. Bir kafeye, bir oturma mekanına, bir restorana gidebilirsiniz. Korumalar çıktıktan sonra daha rahat edersiniz. Altına da Rockwell bir tane bot aldınız mı bu seriyle beraber süper bir kombin olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi kaskın yerine işte Shoei'nin QVest'ini alabilirsiniz. Shoei QVest'i de GT Air, pardon, göstereyim. GT Air de buna uyabilecek şekilde yapılmış bir kask. Bence hani bunun renkleriyle ama bunun çizgileri daha hoşuma gitti. Ama tabii ki dayanıklılığı daha fazla GT Air'ın.
Bunu da alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şu GTR'in zaten detaylarını hepsini paylaşmıştım. Tekrar anlatmıyorum. Geniş bakış açısı var. İşte altındaki bağlantı gerçekten hani mikrometrik 2 diye demir bir bağlantı. Ve hani ağırlığına göre, işte dış yapısına göre gerçekten iyi bir kask. Muhafazalı, sizi koruyabilecek şekilde yapılmış bir kask. Biz İstanbul Bostancı Total Benzinci'nin karşısındayız. Hepinize iyi sürüşler.